Dünden bugüne hat sanatı. Merhaba arkadaşlar, ben İslam Kaya. Bugün sizlerle hat sanatının gelişim sürecini konuşacağız. İlk hattat olarak bilinen ve bu yolun başlangıcı kabul edilen Hazreti Ali Kerimallahu Veç'e Kur'an-ı Kerim'i güzel yazma gayretiyle bu sanatı başlatmıştır. Kendi halifeliği döneminde Küfe'yi ilim şehri yapmasıyla beraber Küfi yazısı burada gelişmiş ve Küfe'den dolayı Küfi ismini almıştır. Hatta öyle ki Küfe'nin doğusunda yazılan yazıya Meşrik Küfesi, batısında yazılan yazıya ise Mağrip Küfesi diye isimlendirilmiştir. Çünkü hat sanatı geliştiği şehirde, geliştiği yere göre isim almıştır. Hatta Mekke'de yazılan yazıya Mekki yazı, Medine'de yazılan yazıya ise Medeni yazı olarak isim verilmiştir. Daha sonra Emeviler döneminde İbn-i Mukle Küfi yazıdan 4 çeşit yazıyı ortaya çıkarmıştır. Emevilerin son dönemi ve Abbasilerin başlangıcında Abbas halifelerinden olan Yakut el-Müstasimi sahip olduğu geometri bilgisiyle beraber hat sanatında Aklam-ı Sitte'yi ilk ölçüye göre yazmaya başlamıştır. Elif'i dik harfler için bir ölçü kabul etmiştir, yuvarlağı ise çanaklı harfler için bir ölçü kabul etmiştir. Ve Yakut el-Müstasimi kendisine kadar düz olarak kesilen kalem ucunu yan bir açıyla ilk olarak kendisi kesmiştir ve harflere daha farklı güzel bir estetik kazandırmıştır. Yakut el-Müstasimi'den sonra gelen Şeyh Hamdullah, yani Amasyalı olan Şeyh Hamdullah ilk Türk üslubunu Aklam-ı Sitte'yi koymuştur. Şeyh Hamdullah kendisine kadar ulaşan Yakut el-Müstasimi'nin yolunu da izleyerek, Yakut el-Müstasimi'nin yazılarını dikkatli bir şekilde inceleyerek Aklam-ı Sitte'yi ilk Türk üslubuyla ortaya çıkarmıştır. Şeyh Hamdullah'tan sonra ise Hattat Hafız Osman Efendi Şeyh Hamdullah'ın yazılarını dikkatli bir şekilde inceleyerek nesih yazıda özellikle kendi üslubunu ortaya koymuştur ve nesih yazıyı güzel bir seviyeye çıkarmıştır. Hattat Hafız Osman Efendi'den sonra ise Mustafa Rakım Efendi hat sanatında kendisine kadar nesih yazıda gelen başarıyı aynı şekilde celi yazıya aktarmayı başarmıştır. Ve birçok üstadlarımız der ki Mustafa Rakım Efendi olmasaydı hat sanatı bir kitap yazısı olarak kalmaya devam edecekti. Çünkü Mustafa Rakım Efendi hat yazısını levha olarak İlk gelişmeyi başlatan kişidir ve Tuğra'ya da ilk güzel estetiği Mustafa Rakım Efendi vermeye başlamıştır. Ve celi yazıda ise Mustafa Rakım Efendi'den sonra Sami Efendi celi yazıda, celi sülüs yazıda son noktayı koymuştur. Sülüs ve nesih yazıda ise Osmanlı'nın son dönem hattatlarından Mehmet Şevki Efendi son gelişmeyi yapmıştır. Ve hat sanatı Osmanlı'nın son döneminde zirveyi yakalamıştır.
Şimdi sizlerle kısaca hat sanatının gelişme sürecini bahsettik ve bundan sonra hat sanatında ekol sahibi olan hattatları teker teker inceleyeceğiz, hayatlarından konuşacağız ve yazmış olduğu yazıları, eserleri beraber inceleyeceğiz. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Olmadıysanız yeni videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bu arada kanalımız 1000 kişilik büyük bir aileye ulaştı. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, selametle kalın.